Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı şiirin İstiklal Marşı olarak kabul edilmesinin yıl dönümü, Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi Edirne'de de törenlerle kutlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen program Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Programa Edirne Valisi Güney Özdemir, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İstiklal Marşımızın, milletimizin 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığı özel bir tarihi süreci ve bu sürece bizzat tanıklık eden milletin acılarıyla, ızdıraplarıyla ve sevinçleriyle yoğrulan bir şairin kaleminden ortaya çıktığını söyledi. Sevgili gençler, İstiklal Marşı'nı sevmek ülkemizi sevmektir. İstiklal Marşı'nı coşkuyla söylemek ülkemize bağımsızlığa sahip çıkmaktır. Bağımsızlığımızla sahip çıkmak ise onurumuza, şerefimize, haysiyetimize sahip çıkmaktır. Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencisi Gülcesu Kahraman, tören sırasında sahnenin bir köşesinde Mehmet Akif Ersoy'un portresini çizdi. Balkanlardan sarı amca. Konuşmaların ardından törende İstiklal Marşı'nı ezbere okuma ve Safaettin'den bir şiir okumayla Mehmet Akif ve gençlik temalı kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödül töreninden sonra İstiklal Marşı'nı ezbere okuma yarışması birincisi İpsala Serhat İlkokulu öğrencisi Ülküm Gülce Görgülü herkesi duygulandırdı. Çatma, kurban olayım kendine ey nazlı hilal. Kahramanır kıma bir gün, ne bu şiddet bu celal. Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nin öğrencileri tarafından hazırlanan İstiklal Marşı'nın kabul edildiği gün ve Mehmet Akif Ersoy'un gençliği temalı programın ardından tören sona erdi. İşte bu nedenle